Sen de beni vergi ödememeye teşvik ediyorsun. Evet, doğru. Şimdi Beşiktaş ödedi. Şimdi af diyorlar, diğerleri ödemiyor. Evet. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Peki yani doğru mu? Böyle devam edecek. Doğru mu? Değil tabii canım. Yani onu anlatma, onu söylemeye çalışıyorum. Değil. Ama değil. Saçmalık. Daha önceki örnekleri de verdi. Biliyorum, diyor ki ama mesela, haklısın. Yabancı transferi. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle oldu dendi. Üç gün sonra değiştirildi. Ya düşünebiliyorsun ya, şimdi kulüpler yani planlama yapıyor. Yani mutlaka bir şey olması zaman, lazım artık. Şimdi ilk başta sezon bittiğinde biz ne konuşuyorduk? Yeni sezonda bu kadar yabancı olmayacak konuşuyorduk, evet, değil mi? Evet. Ve sen kadro planlamanı buna göre yapıyordun. Aynen. Sonra karar değişti. Hadi bir daha plan yap. Ve önünü göremiyorsun. Aynen öyle. Mesela sezon bittiğinde sana tutup da kardeşim ben 8 yabancıya döndüm diyebilecek bir sistem var. Öbür yandan şeyleri düşün. U20 PAF ligini düşün. PAF ligi ne oldu? Gitti. Evet. Şimdi o mesela şimdi rezerv lige dönüyoruz değil mi? Başvuru yapan takım yok bildiğim kadarıyla şu an. Geçen sezon ne oldu? Geçen sezon yoktu. Yoktu. Bak bu kararlar bu arada kulüplere sorulmadan alınıyor. Yabancı karar da o şekilde. Yani federasyon neyi yönetiyor? Kulüpleri yönetiyor. Ama hani yönettiğin anda, insanları hiçbir şey sormadan tamam, karar alıyorsun. Fikiriz. O zamanlar doğru yapıldı da şu anda çok kısa bir süreçte böyle bir karar alınıyor. Evet. Bak onu anlatmaya çalışıyorum. Saçmalık. Şimdi zaten kulüplerimizin ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Bunların bir tanesi Beşiktaş. Limit sıkıntısı yaşıyor. Yani kalkıp 15 gün önce PAOK maçına çıkabilmesi için, lisansları çıkabilmesi için vergileri ödüyor. Lisanslar çıkıyor, maça çıkıyor. Sen bu karar zaten masadayken niye bu kararı o zaman almadın onu söylemek aynen istiyorum. Sen almış olsaydı şu anda Beşiktaş'ın belki kasasına daha farklı bir limit para olmuş olacaktı. Yani şimdi Okan diyor ki bu kararı diyor. Neden her daha önce kararı lig bittiğinde alsanız. Evet. Daha sağlıklı olur. Senin de söylediğin gibi mesela daha objektif olur. Vergi konusunda çok daha doğru olur. Ama Mehmet Emin Uluş'a diyor ki o kararı alsa bile 3 gün sonra değiştiriyorlar diyor. Okan. Ya ben, değiştiriyorlar tamam da bak, o zaman. Yani, sen şimdi, yerden gördün haklısın. Durumda bak çok haklısın. Ama bak, şimdi neden ne olabilir, Beşiktaş biliyor musun? Mağdur oluyor bak, abi? Çok haklısın. Onu hayır. Çoğunlukla bakıyorsun hakemlerde orada burada hayır, her yerde mağdur olan kulüp Beşiktaş. Hakem, yani, o yüzden hakem mevzusu her farklı konuda, bir şey. Her konuda. Tamam vergi konu. Her konuya ben geniş çaplı konuşuyorum. Ben her konuda başka kulüplerinde tek tek. Örneğini verebiliriz tamam. Fenerbahçe hepsini. Kesinlikle var. Şunu söylüyorum sana. Bu süreç çok kısa bir süreç vardı arada. Abi, kabul ediyorum ama öyle bir durumdan bir de ekonomik sıkıntı çekiyor kulüplerimiz. Bak, öyle bir süreçler yani, öyle bir değerlendi. Vergi affı mı çıktı? Sık dokumaları lazım. Vergi affı mı çıktı? Evet çıktı. Bekle bak 3 gün sonra vazgeçtik diyebilirler. Ya olabilir. Kim? Anladın mı? Öyle olması, bir dönem bak, yaşıyoruz yani. Olması gereken bu. Beşiktaş neden ödüyor? Niye öbürleri ödemiyor? Ya da Beşiktaş'ın ödediği parayı geri vereceksin. Ben hiç geri ödememeyi duymadım. Ya olabilir. Belki de. Az önce 3 gün sonra karar değişir diyorsun. Belki 3 gün sonra bu karar da değişebilir. Belki Beşiktaş'ın vermiş olduğu paraları geri verebilirler. Bu açıdan da bakabiliriz. Yani o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. Abi, yani her şey oluyor. Açıkçası ben çok şey söylemek istiyorum. Ama bazen de sessiz kalmak. Sen ama çok haklısın bu konuda. Yani hani Beşiktaş'ı savunuyorsun ve çok sonuna kadar ya haklısın. Savunmak değil. Burada Beşiktaş hayır, değil. Fener'de olmuş, Galatasaray'da olsa, Fenerbahçe, Trabzonspor'da olmuş olsa aynı şeyleri dile getirdim. Yazık günah abi. Zaten kulüpler şu anda zor durumda. Mehmet Emin Uluç. Zor durumda. Bunu da görüyorsunuz. Neden bu kararı bir anda değiştiriyorsunuz? Burada çifte standart mı uygulanıyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok geçmiş dönemde de tamam. Dediğim gibi 3 gün sonra farklı kararlar alınıyor. Farklı kararlar veriliyor. Ama bu öyle bir süreç ki çok ince bir süreç. Yani pamuk ipliğine bağlı kulüplerim şu anda. Sıkıntı çekiyorlar. İnce ince doğramak dedikleri böyle oluyor işte herhalde. Bir de tamam senin söylemek istediğini ben açıkça dile getireyim. Bir de şöyle bir durum var. Rekabetten bahsediyorsun. Nasıl rekabet temel şartı ne? Evet. Eşitlik. Eşit şartlar. Evet. Eşitlik. 20 kulüpten vergi affı diyorsun. Bir tane kulübe vergi ödetiyorsun. Sonra eşitlik diyorsun. Şimdi, zaten adam şimdi şu anda bir sağ bek golcü transferi yapacak. Ben buradan acil yapamıyor. Ben buradan federasyonla yetkileri kimse, bu kararı alan ve masada tutanlar kimse bir açıklama bekliyorum bununla ilgili. Beşiktaş camiası adına ben bir açıklama bekliyorum açıkçası. Kim olursa olsun Fenerbahçe camiasına da olsa, Trabzon'da, Galatasaray hangi camia adına olmuş olsa bile ben bir açıklama beklerdim. Ya, olması gereken o zaten. Bir açıklama yapması gerekiyor buradan Futbol Federasyonu. Sevgili Nihat Özdemir ve yönetim kurulu. Lütfen. Sonuçta Beşiktaş bu ülkenin en büyük takımlarından bir tanesi. Hiçbir takım haksızlığa uğramaması gerekiyor. Hiçbir takıma çifte standart uygulanmaması gerekiyor. Önümüzdeki sezon lig yine pandemiden dolayı seyircisiz oynanacak. Keyifli bir lig, objektif bir lig, hakkaniyetli bir lig istiyoruz. Seyretmek istiyoruz. Burada yapacağınız kararları ona göre alıp rekabet içerisinde oluşabilecek bir kararlar almanızı umut ediyorum inşallah.
Şimdi gelelim maça. Maça. Dünkü maçla ilgili. Yani çünkü genç yetenekleri çok konuşuyorlar. Beşiktaş taraftarı. Şimdi Hakan, Beşiktaş camiası bir konuda kaygılı. Beşiktaş camiası bir konuda kaygılı. İstediği transferler gelmedi. Ama bir açıdan da dünkü maçtan sonra umutlanan ve mutlu olan bir camia var. Bakıyorsun genç oyuncular. Aydın Asiç. Muazzam yetenek. Sonluk alan bir oyuncu. Dikini oynuyor. Nerede bulunması gerektiğini biliyor. Ve oynadıkça o çocuğa özgüven geldikçe çok çok daha üstüne koyarak gidecek. Bak muazzam kaliteli bir oyuncu. Ki Sergen Hoca'nın onunla birebir ilgilendiğini duyumlarını alıyorum. Ki Sergen Hoca yeteneği gördüğü zaman uçaktan baktığı zaman anlar o futbolcunun ne olacağını. O potansiyelde bir insan. Çok güzel söz ya. Yani neyse. Şimdi beni dün mutlu eden oyunculardan bir tanesi Utku. Dikkat ettiysen Utku da çok iyi oynadı. Her geçen gün üstüne koyuyordu. Bakıyorsun mesela Karius zamanı oynadığı zamanlar ya ben iyi de oynasam kötü de oynasam nasıl olsa oynayamam edasıyla hareket ediyordu. Yani çok fazla bakıyor şimdi Ersin formayı aldı. Hocası Ersin'e güven verdi. Ben de iyi oynarsam o sorumluluğu alırsam hocam bana da formayı verir. Dün beni Utku da umutlandırdı, mutlu etti performansından dolayı. Atakan bakıyorsun dün Hasic'le Atakan'ın bir maçta yaptığını Enkudu ile Lens belki 20 maçta yapmıyor. Bak Atakan'la Hasic'in yaptığını 20 maçta Lens'le Enkudu yapamıyor. Muazzam işler yapıyorlar. Sorumluluk alıyor. Ki bu oyuncular daha genç. O sorumluluğu alamadılar. Vermediler. Yani oynadıkça alacaklar yani. O sorumluluğu. Mensah kesinlikle katılıyorum. Sorduğun soruların içinde zaten sen cevabını veriyorsun. Bize bir şey bırakmıyorsun. Sor soruyu direkt. Ona göre analiz yapalım. Konuşalım. Seyircilerimizin sorusunu aldım. Aynen. Oğuzhan mesela dikkat edersen her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Oğuzhan gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Sergen Hoca'nın dokunuşunu hissettirdi Oğuzhan'a. Bak dikkat et. Sağ içindeki performansıyla onu hissettirdi bütün camiye. Dikini oynuyor. Oğuzhan'dan verim almak istiyorsan ne yapman gerekiyor biliyor musun? Çevresinde hareketli oyuncular oynatman lazım. Bak Atakan nasıl araya koşu yaptı. Oğuzhan direkt ağzına bıraktı. Muazzam aldı. Uzak köşeye bıraktı. Bu birinci sınıf bir goldür ha. Bak gencecik çocuklar bunu yapıyor. Enkudu ne yapıyor? Çizgide ayağını istiyor. Lens ne yapıyor? Çizgide ayağını istiyor. Sanki 5 kişi geçip içeri gidip Messi gibi gol atacaklar. Ya kardeşim futbolda bir en önemli unsurlardan bir tanesi kanat forvetsen defansın arkasına koşu yapacaksın. En basiti Atakan'la Hasic'in yaptıkları. Dikkat et defansın arkasına koşu yapıyor. Dengeyi bozuyorlar. Ne yapıyorlar? Forveti de rahatlatıyor. Mensah bir pozisyon ne yaptı? Dikini oynadı. 2 kişi 3 kişi geçti. Larin'in önüne bıraktı. Muazzam işler bu. Larin de at abi onu ya. Yakalamışsın böyle bir pozisyon yakalamışsın. Yani bu takımda tamam birinci forvet olamayacağını hissediyor insanlar. Görüyor. Ama yakaladığın zaman direkt kar çıkar. Vur uzak köşe. Bileğini sıkmadı orada. Labali davrandı. Yani o yüzden Beşiktaş camiası senin dediğin gibi açtığı eşekten dolayı transferleri bekliyor. Geç kalınmış mı? Kesinlikle geç kalındı. Bu takıma bana göre muazzam bir forvet ihtiyacı var. Yani Burak seviyelerinde bir forvet ihtiyacı. Şimdi biz mesela Kalinic diyorduk. Kalinic'le şimdi 2-2,5 milyon eurolardan bahsediyor. Ben Kalinic şey açılsa, limit arttırımı gerçekleşse Zebius'e ben Beşiktaş'ta diyordum. Ben Beşiktaş'ta diyordum ama dün gece bizim muhabir masasından sonra son sayfada sevgili Ahmet Selim Fenerbahçe'nin Kalinic için çok ciddi teklifinin olduğunu söyledi. Kalinic de Fenerbahçe'ye giderse şimdi İşler Hakan, değişebilir. Sorulara geçeyim mi? BC planı. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Son cümle söylemek istiyorum. Şimdi bir sağ ön oyuncu, bir sağ bek, bir de forvete ihtiyacı var Beşiktaş takımı. Bu transferleri yaparsa, iyi oyuncular alırlarsa yine şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olur. Ama bu transferleri yapmazsa bana göre Beşiktaş camiası bu sene şampiyonluğu beklemesin bu kadrodan. Kim olursa olsun. Çünkü yetersiz bir kadrosu var. Transfer yapılmazsa? Şampiyon olamaz. Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu beklemesin. Beklemesin kesinlikle. Okan Koç'un aynen söylemidir. Bu kadro yetersiz. Özkan Uyanıkoğlu demiş ki rekabet demek, adalet demek Beşiktaş'ı üzmesinler demiş. Kesinlikle doğru söylüyor. Çağatay Şahin hep Beşiktaş mağdur ediliyor, yiye yiye hakkımızı bitiremediler demiş. Elçin Mahmudov en önemli konuya değinmiş. Allah nur içinde yatırsın Edis Bahtiyaroğlu'nu diyelim. Allah tabii ki unutmadık. Edis. Çok değerli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Allah nur içinde yatırsın. Çok erken kaybettik. Aynen. Hakikaten kolay çok değil. Erken ailesine kaybettik. De sabır versin. Amin, bizim oranın amin. Çocuğu, göçmen çocuk. Gerçekten aynen öyle. Fatih karakterli. Benk demiş ki takımlar COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuların ismini neden açıklamıyor? Takımlar açıklamaz değerli Fatih. Bireyler kendileri açıklayabiliyorlar. Takımlar açıklayamıyorlar. Onu da söyleyeyim. Buna çok takılmanın da anlamı olduğunu düşünmüyorum yani. Her isim. Yok hocam, İnsan insanların kafasına soru işareti. Acaba COVID-19 oyuncuyu oynatırlar mı, oynatmazlar mı? Veyahut da, abi yok. Yani öyle olur mu öyle bir şey? Ya, kesinlikle ben de, onu, ben de sizin en fikrim ama bazen insanların kafasına soru işareti oluşabilir. Yani bu arada biz mesela, ben basın mensubu olarak biliyorum bazı isimleri. Haberin içinde hiç bahsetmiyorum bile. Yani öğreniyoruz ama o ismi yazmanın kime ne faydası var ki yani? Gereksiz bir şey bence.
Var mısın? Emrah Çoban demiş ki Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden memnun değilim. Mensah, Wellington, Ensakala gibi oyuncular takıma doldurulacağına, Liverpool'la sözleşmesi biten Jordan Ibe transfer edilebilir diye yönetimi çok eksik buluyorum demiş. Herkes tabii bir isim istiyor ama burada önemli olan teknik direktörün isteği. Evet, isteğin. O da çok önemli. Yani Sergen Hoca kimi istiyor? Kimi istiyor? Onu da tabii ki de kimse bilemez. Yani. Yönetim kurulu Sergen Hoca bilir, ekibi bilir. Ama işte az önce söylediğim gibi sevgili Hakan, yani gidenlerin yeri dolmadı. Gitmesi gereken oyuncular gitmedi. Fethiye abla. Fethiye ablaya selamlar Adana'ya. Çok yine selamlar. Yine seni izliyor. Sağ olsun, teşekkür ederim. Her zaman izliyor bizi. Okan, kardeşim kendi boşuna yoruyorsun demiş. Limit yok denip transfer yapılamıyor. O menajere laf atıp ben getirdim Gomez'i diyen Sayın Erdal Torunoğulları'nın bu transfer döneminde herhangi bir transfer gerçekleştirdiğini göremedik. Burak gideli kaç ay oldu? Mart'tan beri sağ bekin Gökhan'ın gideceği belliydi. Yazık oluyor bu takıma demiş. Doğru söylüyor.